Elhamdülillahi vahdeh, assalatu vesselamu ala men la nebiyye ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. İçinde küfür maddeleri ve ifadeleri bulunan akitlere, sözleşmelere küfür olması sebebiyle bizzat imza atmaktan, onaylamaktan imtina ve içtinab eden bazı kimseler ne yazık ki yanlış bir menheç edinerek ve bazı batıl iddialarla küfür olduğu bilinen bu ameli müşriklere yaptırmakta ve bu işlerini onlara hallettirmekteler. Dikkat edin bazı kimseler küfür olduğu bilinen bu sözleşmeleri kendileri küfür olması sebebiyle yapmayarak müşriklere yaptırmaktalar. Subhanallah. Bununla beraber muhtemelen söz konusu küfür amelini müşriklere yaptırmakla kendi işlerini kendilerince küfür tehlikesine bulaşmadan halletmiş olmanın verdiği rahatlığı ve ferahlığı duymaktadırlar. Allahu alem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabında ve onlardan sonra gelen selef nesilde benzeri görülmemiş bu işi yapanların şeriatta yaptıklarını gösterebilecekleri bir delilleri olamaz. Delil olarak öne sürülenlerse bu amel sahiplerinin meseleyi ve nasları idrak edememiş olduğunu ve söz konusu nasları hata ile yanlış ve isabetsiz yorumladığını ortaya koyuyor. Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala dinini incelikleriyle kavrayıp idrak etmeyi ve nasları aslına uygun şekilde delalet ettiği hak manalarıyla anlamayı nasip etsin hepimize. Allahümme amin. Öncelikle bilinmelidir ki rasullerin ve kitapların gönderiliş hikmeti hakla batılı, imanla küfrü, tevhidle şirki, aydınlıkla karanlığı ayırmak, hakkı ortaya çıkarmaktır. Şerefli Kur'an'ın tüm insanlığa gönderilmiş iman, hidayet, adalet ve hakka çağıran bir kitap olduğunu anlamış olan bir mümin her koşul ve ortamda emri bil maruf ve nehyani'l munker yapmanın asli görevi olduğunu bilir. Dolayısıyla bir muslim ilk ve elzem olarak küfür ve şirkin her türlüsünden uzak durur ve muhatap olduğu bütün insanlara da Müslüman olsun gayri Müslim olsun bütün insanlara da küfür ve şirkten uzak olmasını emreder ve buna karşı uyarır. Küfür olduğu Kur'an ve sünnette sabit bulunan bir ameli ne Müslümanın kendisi yapabilir ne de başkasına müslim olsun müşrik olsun yapmasını emredebilir. Zira müslim küfre başkası için de razı olamaz. Bu mümkün değildir. Malumdur ki şeriatta harama rıza haram, küfre rıza küfürdür. En'am suresi 68 ve Nisa suresi 140. ayet-i kerimeleri bizlere bu durumu beyan etmektedir. Elhamdülillah. Bu ayetler Müslümanın küfür sözleri ve amellerine rıza dahi göstermeyip bu ortamlarda durmasını dahi yasaklarken kim olursa olsunlar nasıl olur da başka insanlara küfür ameli işleme yollarını gösterebilirler. Öte yandan bu işe delil olarak sunulan Maide suresinin 42. ayeti kerimesi maalesef failler tarafından muhataplar tarafından yanlış anlaşılmış ve gerçek manası dışında değerlendirilmiştir. Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin فَاِنْ جَاءُكَ فَحْكُمْ بَيْنِهُمْ اَوْ اَعْرِضَ عَنْهُمْ Yani sana gelirlerse aralarında hükmet ya da onlardan yüz çevir ifadesi asla ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bırak küfür işlesinler küfür ameli yapmalarına razı ol haşa ve kella manası taşımamaktadır. Allah azze ve celle'yi ve Resulünü böyle bir şeyden tenzih ederiz. Ayetlerin anlaşılması için her zaman söylediğimiz gibi nüzul sebeplerinin bilinmesi ve anlaşılması çok elzem ve çok önemlidir. Söz konusu ayetin yani Maide suresinin 42. ayetinin hem Yahudilerden zina eden iki kişi bir kadın ve bir erkek hakkında yani rejimle alakalı hem de Beni Nadr ve Beni Kureyza Yahudilerinin kısas meselesiyle alakalı inzal olduğuna dair sahih rivayetler vardır. İnşallah biz buradaki açıklamamızı özet kabilinde kısa tutacağımızdan dolayı nüzul sebeplerinin detaylarına, tafsilatına girmeyeceğim. Merak edenler biznillah tefsir kitaplarından araştırabilirler. Şunu da belirtelim ki Mayda 42. ayeti hemen sonrasındaki 43. ayetle birlikte değerlendirildiğinde Allah'ın izniyle mesele daha iyi anlaşılacaktır. Zira 43. ayette Rabbimiz Subhanahu ve Teala Estaizu billah ve keyfe ve indehumu tevratu fiha hukmullah İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarındayken nasıl olur da senin hükmüne başvuruyorlar? buyurmaktadır. Yani aslında bu ayeti anlayamayanların zannettikleri gibi Peygamber Aleyhisselatu vesselam aralarında hükmetmeden onları göndermedi. Velev ki farazi hükmetmemiş olup haşa onları Tevrat'a yönlendirmiş olsaydı bile Resulullah'ın onları haşa İslam dışı bir hükme teşvik ettiği söylenemez. Zira Allah subhanahu ve teala 43. ayeti kerimede İslam'daki hükmün yani rejim ve kısas hükümlerinin Tevrat'ta da aynı olduğunu buyurmuştur. Hülasa Resulullah aleyhissalatü vesselam muhayyer bırakıldı ve o da aralarında hükmetmeyerek Yahudileri haşa küfür hükümlerine terk etti denilemez. Çünkü Muhammed aleyhissalatü vesselam hem aralarında birazdan izah edeceğimiz üzere hükmetti ve hem de kendi kitapları olan Tevrat'ta da hükmün böyle olduğunu onlara söyledi. Bakınız Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ın sahih rivayetinde Fedeklilerden bir erkek zina etti. Bunun üzerine Fedekliler Medine'deki bazı Yahudilere Muhammed'e bu hususu sorun. Eğer size celde vurmayı emrederse kabul edin. Şayet rejim emri verirse onu kabul etmeyin dediler. Ve Yahudiler Resulullah'a gelip hüküm istediler. O da aleyhissalatü vesselam aralarında en bilgini olanları olan İbni Suriye'yi yanına çağırdı. Ve ona Allah adına yemin et kitabınızda bunun cezası nedir diye sorunca o da rejim olduğunu söyledi. Ve Peygamber aleyhissalatu vesselam işte bu böyledir diyerek haklarında hüküm vermiş oldu. Cabir radıyallahu anh dışında Bera bin Azib, Abdullah İbni Ömer, Ebu Hureyre radıyallahu anhum gibi sahabeler de nakillerinde Yahudilerin Peygamber aleyhissalatu vesselamdan huzuruna gelerek hüküm talep ettiklerini ve Allah Resulü'nün de aralarında rejim ve kısa hükümlerini verdiğini belirtmişlerdir. Rabbimiz Allah Azze ve Celle ayetlerini murad ettiği, razı olduğu manalarıyla, hakkıyla, haklarını vererek idrak etmeyi, anlamayı, şuur etmeyi ve bununla yine liyakat göstererek amel etmeyi hepimize nasip etsin. Bütün bunlardan sonra akıl, vicdan ve iman sahibi hangi insan yapmaktan kaçındığı bir küfür amelini başkalarına yaptırma konusunda hala batıl deliller arama çabasına girer. Şu da unutulmamalıdır. Nebiler ve asaplarının Allah'ın dinine çağırdıkları, tevhide ve hakka davet ettikleri elbette müşrikler ve tüm gayrimüslimler değil miydi? Allah subhanehu ve teala dinini fehmeden, fıkh eden ve idrak edip hakkıyla amel edenlerden eylesin bizleri. Rabbi hebli hukmen ve elhikni bis salihin.